Paytak Ördek Serbest Okuma Metni Cevapları ve Soruları İlke Yayınları 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 49 Erdemler Teması Paytak Ördek Serbest Okuma Metni Cevapları 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Sayfa 49 Cevabı Paytak Ördek merhaba, benim adım Paytak Ördek. İki yana sallanarak yürüdüğüm için bu yürüyüşümü beğenmiyordum. Hatta bir ara yemeden içmeden bile kesilmiştim. Dışarı çıkamıyordum ve kendimi çok mutsuz hissediyordum. Annem bir gün bana çimen kurabiyesi yaptı. Kurabiye tepsisini önüme koyup "Şu kurabiyelere baksana, altı yanmış," dedi. Ben de anneme "Ama üstü nar gibi kızarmış," dedim. Annem bu kez "İyi de şeklini tutturamamışım, hiçbiri birbirine benzemiyor ki," dedi. "Anneciğim, böylesi daha güzel, kurabiyeler kır çiçekleri gibi olmuş. Kimisi susamlı, kimisi susamsız, kimisi büyük, kimisi küçük. Hangisinden başlasam bilemiyorum, aklım karıştı," dedim. Tam da bu sırada annem, bana ömür boyu unutamayacağım şu sözü söyledi. Dış görünüşünle ilgili kaygıların, korkuların, beğenmediğin yanların elini kolunu bağlamasın. Sen içindeki güzelliklere bak. Oradaki iyilik cıvıltılarını dinle ve bunları dışarı çıkar. Yani faydalı ve güzel işler yap. Ben de öyle yaptım. Yani içimdeki iyilikleri ortaya çıkardım. Yaptığım güzel ve faydalı şeyleri düşündüm. Örneğin, paylaşmayı seviyordum. Daha başka, ben aralarında olmayınca arkadaşlarım hep eksik oynuyordu. Yani bir kişi eksik olunca takım tamamlanamıyordu. Ya sen, içindeki iyilik cıvıltılarına kulak verdiğinde ne gibi faydalı ve güzel işler yapabileceğini biliyor musun? Cevap, bu sayfada Paytak Ördek Serbest Okuma Metni bulunmaktadır. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İlke Yayınları Erdemler Teması Sayfa 49 Paytak Ördek Serbest Okuma Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.